Dünyanın asfalt plantini üreten Teknofalt sunar. Halkı mikrofonu bu hafta iyiliği gündemine alıyor. İnsanlarımızın vurdum duymazlığı, bencilliği konusunda halkımız neler düşünüyor? İyilikten maraz doğar sözünü nasıl yorumluyor? Cevapları birlikte dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Bu hafta iyiliği konuşuyoruz. Hayatınıza iyiliğe yer veriyor musun? Vallahi hayatımda iyiliğe yer vermek istiyorum ama yani şu yaşadığımız dönemde iyilik yapsanız, bir türlü yapmasanız, bir türlü insanlara yaklaşım açınız sizin çok farklı oluyor ama insanlar da böyle algılanmıyor. Çünkü artık geçmişteki o dostluk, muhabbet, insanların insana bakış açısı, işte sahiplenmesi yok. Artık ilişkiler çıkar menfaat ilişkisine dönüşmüş ve zaten hayat çok pahalı. Herkes bir şeyin altında bir art niyet arıyor. Yani iyilik yapmak istiyorsunuz. Diyor ki bana acaba bu niye yanaşıyor? Arkasında bir kötülük mü var? Bir şey mi görebilir? Bu bir olabiliyor. Ya da işte yapmadığınız zaman duyarsız olmuş oluyorsunuz. Ama geçmişte insanlar birbirini çok iyi tanıdığı için yapıyordu iyiliğini. Çünkü çıkar menfaat beklemiyordu. Çünkü güven vardı. Çünkü dostluk vardı. Kardeşlik vardı. Arkadaşının, dostunun, komşusunun karısını, eşini, çocuğunu sahipleniyordu. Yaptığı iyiliğin arkasında art niyet aramıyordu ama şimdi art niyet aranıyor. Yani korkuyorsunuz. Birine bir şey yapmaya da korkuyorsunuz. Birinden bir şey istemeye de korkuyorsunuz. Yapmaya da korkuyorsunuz. Ama gitgide yalnızlaştık. Gitgide yalnızlaştık. İşte hayatın getirdikleri, hani ortamın pahalı olması, yaşanan olaylar, insanlar arasındaki olan asimilasyon. Yani bunların hepsi çok önemli. Ya bunlardan kaynaklı da tabii ki dediğim gibi herkes kendi derdine düşmüş. Kimse kimseyi umursamıyor. Hani eskiden olanı paylaşıyordunuz. Hani hiç vermemektense az vermek hayırlıdır düşüncesi vardı. Bu da çok güzel bir paylaşımdı. Ama şimdi bu yok. Şimdi herkes kendini çalışıyor, kendini üretiyor. Varsa da yok diyor. Şükür de yok zaten. Şükür asla yok. Şükür niye kalktı? Şükür niye kalktı? Çünkü herkes nefsinin peşine düştü de şükür kalktı. Yani nefsinin peşinde koşuyor. Doyumsuz. Eğer doyum olsaydı zaten şükretmeyi bilirdi. Şükretseydi zaten doyumsuz olmazdı. Dolayısıyla insanlar şimdi bizler gecekondu da doğduk. Yer yatağında böyle annem sererdi, hepimiz birlikte yatardık, mutluyduk. 3 oda bir salonlar oldu, 2 oda bir salonlar oldu. Yetiyordu. Şimdi 4 odalar yetmiyor, 5 odalar yetmiyor. Bir evde bir tane araba varsa 3 tanesi yetmiyor. Böyle bir düzende yani, böyle şükürsüz bir düzende. Biraz da hayatı zorlaştıran biziz. Ne kadar nefsimize düşersek piyasayı biz arttırıyoruz. Arttırdığımız için de bu pahalılıktan böyle kazık yiyen de gene biziz. İşte sadece maddeye düştük, mana unutuldu. O yüzden iyilik konuşulsa bile yani garip geliyor. Hakikaten manaya düşse, yani manada kalsaydı insanlar, hani insanlık yönlerini biraz daha ön plana çıkarsalardı, çıkar menfaat bencilliği arkaya atsalardı, inanın bambaşka olurdu. Gençlere soruyoruz, iyilik manevi bir kavram ya, onu maddi bir kavram gibi algılıyorlar. Hayır, maddi kavram değildir, o manadır. Maddeye tapan her zaman yarı yolda kalır. Ama manaya tapan her zaman ileriye doğru gider. Çünkü manadadır her şey. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhaba. 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 Bugün iyiliği konuşuyoruz. Kendinizi iyiliksever olarak nitelendirir misiniz? Mutlaka, evet. 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 Neler yaparsınız iyilik adına? Neler mi yaparım? Kimisini hani hasta olur, sökel olur, olmayabilir, yapamayabilir, yemektir, evdir. Bunlara yardım ederim, destek veririm yani. Niye vermeyim ki? Komşu değil miyim? Diyor da ben düşerim, o gelir. Arkadaşım olsun, komşum olsun, en ihtiyacı olduğu zaman her zaman yanında olurum. Niye olmayayım? Yazık ya, yazık be. Değer vereceğim, komşuluğa da değer vereceğim. Ha, bu yoldan gidene de değer ver. Kötü olmaz ki. Komşulukta kaç yılı devirdiniz? 29. 29 yılımızı da iyi günde de kötü günde de 29 senedir hep beraberiz. Bir günden bir güne daha birbirimizi kırmadık. Kırmam da. Yani. Kırmam da. Peki şimdi soruyoruz mesela vatandaşımıza, iyiliksever olmadığına neler yapıyorsunuz? Diyor ki benim durumum yok, ben zengin olurum, iyilik ederim gibi şeyler söylüyorlar. Yok, zengin olsa unutur. Zengin unutturuyor şeyi, fakiri. Onunla bir ilgisi yok ya. Niye öyle olsun ki? Yani iyilikle zenginliğin bir alakası yok ki. Yani bu insanlıkla alakalı bir şey. Vicdanen, vicdanla olan bir şey. Benim vicdanım varsa, ben ona iyilik yaptıysam bunun parayla ölçemem ki. Merhaba diyorsam iyilik budur değil mi? Merhaba demek. Çok milli piyangodan çıkanları gördüm. Evet. Sonu ne oldu? Yok ya, zengin. Değil mi? Hayatta yaptığınız en basit iyilik nedir? Kocamı sevmek. Kocanızı sevmek, harika bir cevap. Kocamı sevmek. Yaptığınız en basit iyilik? Kocamı da severim, çoluğumu, çocuğumu, komşumu severim. Mesela tebessüm bir iyilik midir? Mutlaka. Tabii gülümsemek de iyiliktir. Gülümsemek iyiliktir. Yani. Merhaba demek de iyiliktir. Uğrunu geçmek de iyiliktir. Yani bunlar iyiliktir kardeşim. İnsana mesela diyoruz ya, elinden, belinden, dilinden zarar gelmemesi. Yani. Bu iyilikten en büyüğü bence. Hacı Bektaş Veli'nin demesi. Evet. Bir de ne olursan ol gel demiş ya Mevlana'da, değil peki, mi? Peki gençlere mesajınızı bitirelim. Gençler iyiliksever olmadığına nelere dikkat etsinler? Yazık, onlar da iyi olsun ya. En başta saygı. Bana göre kültür. Okumak. Biraz açalım, nasıl kültür?
Okuyacaklar iyiliği, eğitim şart. Eğitim. En güzeli o. Eğitim şart. Ben üniversiteyle konuşursam çok hoşuma gider. Beyefendi, ben ilkokul mezunuyum ama ben, kocam edebiyat öğretmeniydi. Ben her şeyimi kocamdan öğrendim. Bütün güzellikleri kocamdan aldım. Diyor, yok en güzel şey benim kocamı çok sevmem. Maşallah diyorum. Teşekkür ederim yeğenler. Ya koca sevilmez mi? De 50 senemi vermişim. Sevmez olur muyum? Uğrunu keseyim. Kurban olurum. Bile. Keşke. Her şeyimizi paylaştığımız. Yeğenleri çok duydum. Çok duydum. Onu diyemem ben. Ben sana, seni kastetmedim ki zaten. Ben kendimi konuşayım. Kimse demez ya. Yalınız. Çok teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün iyiliği konuşuyoruz. İyilikseverliğe yatırım yapıyor musunuz hayatınızda? Ya şu anda yapmıyorum. Yapıyorum desem yalan olur. Neden? Ya düzen değişti, öyle diyelim ben. İyilikle düzenin ilgisi var mı? Şimdi düzen şöyle. Küçük büyük kalmadı. Sevgi saygı kalmadı. Herkes birbirinden uzaklaşıyor. Demin dedim ya, babanın evladı evladın babaya faydası yok. Düzen öyle bir düzen oldu. Eş dost birbirini unuttu. Mesela eskiden bir düğünün bayramın olurdu. Eşin gelir, dostun gelir, şeyin gelirdi. Akrabalık vardı, birlik beraber. Onların hiçbiri kalmadı. Ama güzel örnekler var hala. Ya var da o kadar değil. Mesela biz eskiden Avrupa'dan gelenler bize anlatırlardı. İşte Avrupa böyle, Avrupa şöyle, Avrupa böyle diye. Bize tuhaf gelirdi. Ya çok yanlış geliyordu. Şimdi yemin ediyorum Avrupa'dan daha kötü durumda oldu. Mesela en basit bir yemek yemeye gitsem veya bir toplu pikniğe giden oluyor mu? Hiç zannetmiyorum. Eskiden 3-5 arkadaş toplanıyordun, ailece pikniklere gidiyordun, eğlenceye gidiyordun. Onların hiçbiri kalmadı. Ciddi söylüyorum. Evet. Yok, öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Ben şimdi memlekete gidiyorum. Eskiden biri geldiği zaman eşin, dostun hoş geldin'e gelirdi, ederdi. Onların hiçbiri yok. Sadece sokakta falan görürse, abi sen mi geldin, hoş geldin abicim diyor. Bu kadar. O da birinci derece akraban. Kimse kimseye sahip çıkmıyor. Hayatınızda iyiliğe yer veriyor musun? Elimizden geldikçe insanların hal ve hatırlarını sorup böyle sıkışık olduğu zamanlar elimizden gelen imkanlar doğrultusunda yardımcı oluyoruz tabii muhakkak. Da insanlar maalesef bu hayat şartlarından biraz stres olmuş, sinirli, ondan geçim sıkıntısı var. Maalesef çok mağdur insan var bu konuşmamızda böyle. Arkadaş olarak tanışıp konuştuğumuzda mağduriyetlerini söylüyorlar. Yani bayağı insanlar sıkıntıda. Peki hayat pahalılığı insanın iyilikseverliğini olumsuz etkiler mi? Etkiler. Çünkü konuşmaya böyle çekiniyorlar insanlar. Böyle derdini anlatmaya, şey yapmaya böyle çekiniyorlar. Böyle yani. Çocuklarınızı iyilikseverliği aşıladınız mı? Muhakkak tabii aşıladım. Benim çocuklarım belli yerlerde yönetici konumunda. Böyle olunca benden daha iyi anlarlar onlar. Biliyorsunuz bir yöneticinin yönettiği insanlara adil davranması da büyük bir iyiliktir. Tabii muhakkak ve ben bunlara tavsiye ediyorum yani. Mümkün olduğu kadar iyi davran, zor durumda olanlara şey yap, yardım et ve yani aklı başta insanlar. Benim çocuklarım 40'ın üzerinde böyle tabii yönetici konumundalar böyle yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Merhaba. Merhaba efendim. Merhabalar. İyiliği konuşuyoruz. Hayatınızda iyiliğe yer veriyor musun? Efendim, hayatımda iyilik hiçbir zaman benden eksik olmadı. 75 yaşındayım. Bugüne kadar canlı bir Allah'ın kuluna üf demedim. Harika bir şey bu. Harikadan daha ileride. Bir ekmeğimi paylaşırım her zaman. Karşıdaki insana bakarım. Merhaba dediğim zaman ondan elektrik alıyorsam devam, yoksa çeker giderim arkadaşım. Ama ilk selamı veren siz mi oluyorsunuz? Evet, hep selamı ben veririm. Hatta eşim de der ki bana, ya fazla da hani şey kalma, muhatap kalma. Bazen hiç insanların başına ne gelebilir? Ben de diyorum ki hiçbir şey gelmez. Ben annemin ve babamın gerçekten çok şanslı bir evlat doğurmuş. Sizin iyiliğe bakışını. Aynen öyle. Katılıyorum eşime. Temkinli olmak mı gerekiyor? Yani bazı yerlerde temkinli olmak gerekiyor. Çünkü insanlarımız hiç belli olmuyor kimin ne olduğu. Kendinizi en talihli hanım olarak, eş olarak addediyor musunuz? Böyle bir eşe sahip olduğunuz için. Aynen öyle. Peki gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Nelere dikkat etsinler iyilik anlamında? İyiliğe nasıl yatırım yapsınlar? Önce saygı göstersinler, sonra sevgi. Gençlikten bunu bekliyorum ama zamanı geçtiğinde hiçbir şey yok. Doğru. Hiçbir şey yok yani. Saygı denen alakası yok yani. Biraz... İyilik saygıyla mı başlar? İyilik saygıyla başlar tabii. Aile ne öğretirse önce iyilik oğlum, kızım ya da saygı, sevgi. Yani başta saygı, sevgi olacak, ondan sonra iyilik arkasından gelecek. Cansız varlığa da iyilikten bahsedelim bu arada. Ya albette. Tabiatımızda tabiatı koruyacağız, çevremizi koruyacağız. Ama öbür türlü... Evet, öbür türlü tabiatı koruma, insanları koruma, hayvanları, canları koruma, kabadayı gez. Ondan sonra da masaya vur, gel akşam eve hükümdarlık yürüt yani çocuklarına, eşine. Son sorum. Hiç unutamadığınız bir iyilik var mı size karşı yapılan? Bize karşı yapılan. Ben mi yaptım? Size yaptıkları. Vallahi şu anda hiç hatırlayamadım ama... Biri borç vermiştir, biri yolda kalmışsınız, arabasını almıştır. Yok.
hiç rastlamadım. Benim yaptığım bir hikaye var. Sene 1980. Eski otogar, şimdi değildi. Eski otogar, Büyükşehir Belediye'nin yerinde otogar vardı. Orada yolcu gönderdim. İki tane yaşlı Bulgaristan'dan gelmiş teyze ve amca. İki saat beklemiş. Tesadüf. Dikkatimi çekti. Dedim ki amca ne oturuyorsun? Ah evladım dedi. Evladımı bekliyorum. Hayırsız çıktı. Ben dedi Bulgaristan konsolosluğuna gideceğim. Bunları aldım. Bindirdim arabaya. Gittim konsolosluğa teslim ettim. Adam dedi ki ölmüşlerin dedi ben dedi. Ruhu için dedi. Ben dedi şey indireceğim. Dua edeceğim. Hatip indireceğim. Ve tekrar vedalaştık. Evime geldim. Şu anda hiç unutmadığım mevzum odur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne mutlu. İyi günler. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Merhaba. Merhaba. İyiliği konuşuyoruz. Hayatınızda iyiliğe yer veriyor musunuz? Hayatımda iyiliğe arkadaş konuştu ya. İyiliğe yer vermeye çalışıyoruz ama karşı taraf kabul etmiyor veya yani %90 etmiyor. Bir örnek verin. Şu iyiliği yaptım. Maraz doğdu gibi. Şurada bir yanlış var. Onu müdahale ediyorsun. Adam sana ters davranıyor. Anlıyor musun? Orada bir yanlışlık var. Ya burada işte burada tehlike diyorsun. Adam ne yapıyor? Sana ne diyor? Ondan sonra ne yapıyorsun? Sen iyilikten kaçıyorsun. Ben mesela şu şeyin merdivenin başında bir tane kör adam gidiyordu. Gene emekli olmuştum. 20 sene oldu. Koştum kolundan tuttum. Merdivenden indireyim dedim. Adam bana resme küfür etti ya kör. Elinde değnek. Sen bana karışma diye. Dedim ki bundan sonra dedim. Ben dedim hiçbir kimseye iyilik yapmayacağım dedim. Adam bana resme küfür etti ya. Ya kolundan tuttum merdivenlerden indireyim diyorum. Hani iyilik diyorsun ya. Adam bana kötü davrandı ya. Yani o halinde. O halinde. Ama o neden kötü davrandı? Bir de onu düşünelim. Onun hikayesini bilmiyoruz. Bir de yaprağın bu yüzünü çevirelim. Adama ne yaptılar? Allah bilir. Cebinden parasını mı aldılar? Kötü mü davrandılar? Çukura mı düşürdüler? Geniş düşüneceksin kardeşim. Evrenseli geniş düşüneceksin. Daracık yerde kalmayacaksın. Tamam mı? Daracık yerde kaldı mıydı? Hiçbir mesafe alamazsın. Geniş düşüneceksin. O adamın başına bir iş geldi ama neler, neden öyle davrandı diyeceksin yani. Neden o yola düştü? Anlıyor musun? Adam düştü ama onun da bir arkasını düşün ya. Adamın başına neler geldi? Peki çevrenizdeki dertli insanların derdini dinliyor musunuz? Tebessüme önem veriyor musunuz? Bunlar iyilik. Ben derdimi anlattım en bir samimi arkadaşıma hemen bir saat sonra geri arkama geçiyor benim. Geri başıma kalkıyor. Neden? Neden? İşte cahil, yobaz. Açık konuşayım. Cahil, yobaz. Derdini anlatacak kimse yok hemşerim. Derdini anlatacak hiçbir kimse yok. Derdini anlatıyorsun. En yakın arkadaşını anlatıyorsun. Yarım saat sonra geri konuştuğun lafı senin başına kalkıyor. Allah kahretsin diyorsun ya. Allah belanı versin sana ya. Peki aile insanın iyilik anlamında bir iyimserlik sağlar mı ailesi? Ailesi iyimserlik sağlar ama dışarıya baktın mıydı adam geri çekilir. Ailesi ona ders verir. Şöyle yap, şöyle iyilik yap, şöyle şu yap, şunu yap, bunu yap der ama dışarıdan benim gibi böyle tepkiyi gördükçe o insan da kendini çeker yani iyilikten. Anladın mı? Peki geçmişte hiç unutamadığınız bir iyilik var mı? Size karşı yapılan ya da sizin yaptığınız, böyle bitirelim. O iyiliği unutamıyorum. Yani o adamı görsem özür dileyeceğim. Yol boyunda ben otobüs şoförüyüm. 1979'da mazot biraz kıtlığı vardı. Tırcı bir arkadaştı. Ben de aynı Adana'ya gidiyorum. Bira taşıyorum oradan yani senin anlayacağın. Mazot istedim o arkadaştan. Bana bir teneke mazot verdi. Mazotu koydum. Ondan sonra orada bir şeyi kayboldu. Bir malzemesi kayboldu. O malzemeyi de ben görmedim yani. Anladın mı? O malzeme çamurluğun üstüne koymuş. Orada geldi benimle beraber. Bir daha da ben adamı tanıyamadım da göremedim de yani. Ben ona çok üzülüyorum. Yani o adamın yaptığı iyiliğine yani o şekilde. Ya bunda dua etmişsiniz ama. Sen ne diyorsun ya? Beni affet diyorum açıkçası yani. Yani beni affet kardeş diyorum. Eğer ben o adamı tanısam görsem şimdi var ya iki mislini veririm ben ona. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil ya. Yani bu unutamadığım bazen şeyler var ama işte o şekilde üzülüyorsun yani. Üzüntü duyuyorsun, pişmanlık duyuyorsun. O şekilde hayat bir de insanlar yaşlandıkça düşüncesini daha çoğaltıyor. Yani iyiliği veya kötülüğü düşünüyor. Diyorsun diyor ki yaşlandın neydi? Ya şurada şunu yaptıydım, burada bunu yaptıydım işte keşke yapmasaydım diyorsun. Dünyanın asfalt plantını üreten Teknofalt sundu.